muayenesine çocuklarını getirmek aileler için de büyük bir stres kaynağı oluyor. Oysa ki burada yapılması gereken şeyler çok basit. Bütün pedodontistler çocuklar için özel bir ortam hazırlıyor zaten. Burada yapılması gereken şey onu bir diş doktoruna götürecekleri ve sadece dişlerinin iyi fırçalanıp fırçalanmadığını kontrol edileceğini söylenmesidir. Gerisini diş hekimine bırakmanız gerekir. Çocuğunuza asla vaatlerde bulunmayın. Bunu yapacaklar, böyle şeyler yapacaklar. Bırakın diş hekimi çocuğunuzla iletişim kursun ve kendi pazarlıklarını kendileri yapsınlar. Burada sizden en büyük ricamız aslında diş hekimi korkusunu oluşturmamanız. Yapılması gereken en önemli şey kendi deneyimlerinizden bahsetmemeniz. Aileler ister istemez çok şeker tüketen çocuklarına, eğer çok şeker tüketirsen dişlerin çürür, çürürse çekilir, çekilirse çok ağrır gibi korkutucu cümleler kullanmakta. Ama unutulmaması gereken şey gerçekten çocukların dişlerinin çürüyebileceği, ağrıyabileceği ve çekilebileceği. Bu duruma gelen çocuklarda o zaman bu işlemlerin ağrısız olarak yapılabilmesine inandırmak çok güç oluyor. O yüzden sizden istediğimiz bu konular hakkında mümkün olduğu kadar az bilgi vermeniz ve onu diş hekimiyle tanıştırdıktan sonra bu tür sorularını ona sormasını istemenizdir. Çünkü diş hekimlerinin hepsi bu gibi durumlar için daha hoş ve masalsı anlatımları vardır ve çocuğunuzu sizden daha iyi bu konuda rahatlatabileceklerdir.